Arkadaşlar merhaba, vatandaşlık dersine yeni eklenen insan hakları hukuku konusundan soru çözümlerimize devam ediyoruz. Birinci sorumuza kişilere hukukun tanıdığı yetkiye ne denir diye sormuş. Hak olacak. Hukukun kişilere tanıdığı yetkiye hak denir. İkinci sorumuzda hukukun düzeni tarafından yasaklanmış olan insan davranışına ne denir? Cevabımız hürriyet olacak değil mi? A seçeneği. Hukuk düzeni tarafından yasaklanmamış olan insan davranışına hürriyet denir. A seçeneği. Hukuk kuralı gereği yapılması ya da yapılmaması gereken davranışlara ne denir? Cevabımız ödev olacak. Hukuk kuralı gereği yapılması ya da yapılmaması gereken davranışlara ödev denir. Dördüncü sorumuzda insan hakları zaman içinde gelişip değişmesi ve ihtiyaçlara göre şekillenmesine ne denir? Doğal hukuk sonucu olacak değil mi? Doğal hukuk sonucu insan hakları zaman içinde gelişip değişmesi ve ihtiyaçlara göre şekilleniyor arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. Beşinci soruda aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özelliklerinden değildir? İnsan hakları vazgeçilmez ve devredilmezdir. Doğru. Evrenseldir. Doğru. Bireysellik ve eşitlik var mıdır? Evet. Doğru değil mi? Dokunulmazdır. Yine mutlak haklardır. İnsan hakları. Doğru. Devlete karşı ileri sürülemez demiş. Hayır. Devlete karşı ileri sürülebilir. Olacaktı. Cevabımız E seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi devletin insan haklarına karşı ödevlerinden değildir? Tanıma vardır, değil mi? Dokunmama yine devletin insan haklarına karşı ödevidir. Yine devlet insan haklarını korumalıdır. Yine insan haklarını kullanabilmek için temin ve tedarik yapmalıdır. Ancak bağışlama yoktur. Cevabımız D seçeneği. Yedinci soruda insan hakları ilk defa sistemli olarak savunan felsefe okulu hangisidir? İnsan haklarını ilk defa sistemli olarak savunan demiş. Platonculuk değil, Aristotelesçilik değil, Stoacılık olacak değil mi? Stoacılar, hatta Stoa okulu açılıyor. İnsan haklarını ilk defa sistemli savunan felsefe okuludur. Stoa okulu, Stoacılık. Sekizinci sorudan devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insan hakları evrensel beyannamesi niteliğinde insanlığa bıraktığı belge niteliğindedir. Hadis-i şerifler demiş değil. Kur'an-ı Kerim değil. Veda haccı hutbesi olacak değil mi? Bu arkadaşlar insan hakları evrensel beyannamesi niteliğindedir. Cevabımız C seçeneği. Dünyadaki ilk anayasal belge ne denir diye soruyor. Magna Carta olacak değil mi? Dünyadaki ilk anayasal belgedir. Magna Carta. 10. sorudan devam ediyoruz. Amerika'da yayınlanan insanların eşit derecede özgür ve bağımsız olduğunu belirten, aynı zamanda seçim serbestliğinden söz eden belgedir diyor. Cevabımız Virginia Haklar Bildirgesi olacak. Virginia Haklar Bildirgesi Amerika'da yayınlanıyor. İnsanların özgür ve bağımsız olduğundan bahsediyor. Aynı zamanda da seçimlerin serbest olması gerektiğinden bahsediyor. Virginia Haklar Bildirgesi. Dünyadaki ilk anayasa, ilk yazılı anayasa hangisidir diye soruyor. İlk yazılı anayasa ABD anayasasıdır. Cevabımız D seçeneği. Dünyadaki ikinci yazılı anayasa ise Fransız anayasasıdır. Cevabımız C seçeneği olur. Hangisi hakların Jellinek sınıflandırma sistemi içerisinde yer almaz? Jellinek arkadaşlar hakları negatif statü, pozitif statü ve aktif statü hakları olarak ayırıyor. Bu da zaten bizim anayasamızda olan hak sınıflandırmasıydı. Pasif statü hakkı diye bir sınıflandırma yok arkadaşlar. 14. sorudan devam ediyoruz. Hangisi hakların vasak sınıflandırma sistemi içerisinde yer almaz? Birinci kuşak haklar var. İkinci kuşak, 3 ve 4 bunlar var arkadaşlar. Ancak 5. kuşak haklar bu sınıflandırma içerisinde yoktur. Vasağa göre arkadaşlar hakları 4 sınıfa ayırmıştır ve kuşaklara göre ayırmıştır.
15. soruda vasal sınıflandırmaya göre birinci kuşak haklar içerisinde hangi haklar yer alır? Birinci kuşak haklar içerisinde arkadaşlar siyasi ve kişi hakları yer alıyor. Kişi ve siyasi haklar yer alır. Cevabımız E seçeneği olur. Pozitif statü hakları olarak da adlandırılan sosyal ve ekonomik haklar hangi kuşak haklar içerisinde yer alır diye soruyor. Arkadaşlar cevabımız B seçeneği olacak değil mi? Bakın. Birinci kuşak haklarda kişi artı siyasi haklar vardı. Yazabilsem bir de. İkinci kuşak haklarda sosyal haklar. Üçüncü ve dördüncü kuşak haklar ise sonradan gelişen bilim teknolojiyle beraber ortaya çıkan haklardır. Örneğin kişisel verilerin korunması gibi. Bunlar sonradan çıkmış, sonradan çıkan haklar diyelim. 17. soruda bilim ve teknolojinin gelişmesiyle oluşan yeni haklar, kişisel verilerin korunması gibi haklar hangi kuşak haklara girer? Arkadaşlar bu dördüncü kuşak haklara girer. D seçeneği. Uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması, devletler arası dostane ilişkileri desteklemek, kalkınma ve insan haklarını geliştirmek amacıyla kurulan kuruluş hangisidir diye soruyor. Cevabımız Birleşmiş Milletler olacak. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler'in kuruluş organlarından değildir? Genel Kurulu var mı? Evet. Güvenlik Konseyi vardır. Uluslararası Adalet Divanı yine vardır. Sekreterlik yine vardır. Ancak özel kurul diye bir organı yoktur. Birleşmiş Milletler'in yürütme organı olarak barışın tehdit edildiği durumlarda hangi organı tedbir alıp yaptırım uygular? Cevabımız arkadaşlar Güvenlik Konseyi olacak. B seçeneği. Birinci soruda hangilerinin Güvenlik Konseyi'nde veto yetkisi vardır? Arkadaşlar bu aynı zamanda dünya 5'ten büyüktür sözü var ya, 5'ten büyük. 5 ülkelerden oluşuyor arkadaşlar. FIRÇA şeklinde kodluyoruz. Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve ABD. Yani hepsinin veto yetkisi vardır Güvenlik Konseyi'nde. Cevabımız hepsi. 22. sorudan devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Güvenlik Konseyi tavsiyesi üzerine hangi organ tarafından atanır? Genel Kurul tarafından atanır değil mi? Cevabımız E seçeneği. Genel Kurul olacaktı. Uluslararası Adalet Divanı kaç yargıçtan oluşur ve görev süreleri kaç yıldır? Arkadaşlar Uluslararası Adalet Divanı 15 yargıçtan oluşur ve görev süreleri 9 yıldır. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargı yetkisine giren suçlardan değildir. İnsanlığa karşı işlenen suçlar vardır. Savaş suçları, soykırım suçları, saldırı suçları bunlar yer alır. Ancak çevre ve orman suçları bunlar içerisinde yer almaz. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni hangi Birleşmiş Milletler organı kabul etmiştir? Cevabımız arkadaşlar D seçeneği genel kurul olacak değil mi? Genel kurul kabul ediyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ne zaman kabul edildi? Cevabımız arkadaşlar 10 Aralık 1948 olacak. A seçeneği. Dünya İnsan Hakları hangi gün kutlanmaktadır? Dünya İnsan Hakları 10 Aralık'ta kutlanıyor. 10 Aralık'ta kutlanıyor arkadaşlar. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Adalet Divanı'nın merkezleri sırasıyla hangisidir diyor. Birleşmiş Milletler'in merkezi hangisi? New York olacak değil mi? Bu arada bu ayrı yazılıyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın merkezi ise Lahey olacak. Yani New York, Birleşmiş Milletler'in merkezi. Lahey ise Uluslararası Adalet Divanı'nın merkezi olacak. 29'dan devam ediyoruz. 5 Mayıs 1949 yılında kurulan Avrupa Konseyi'nin merkezi nerededir?
Avrupa Konseyi'nin merkezi Strasbourg'dadır arkadaşlar. E seçeneği Strasbourg olacak. Avrupa Konseyi hangi tarihte kurulmuştur? Arkadaşlar bu tarz sorular testlerde geldiği için yer verdim. Bilginiz olsun. Avrupa Konseyi 5 Mayıs 1949'da kuruldu. Cevabımız A seçeneği olur. Avrupa Konseyi'nin karar ve danışma organı hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir? Karar organı hangisidir? Bakanlar Komitesidir, değil mi? Karar organı Bakanlar Komitesidir. Danışma organı ise Parlamenter Meclis'tir. Cevabımız C seçeneği olur. 32'den devam ediyoruz. Bakanlar Komitesi'nin üyeleri kimden oluşuyor? Üye olan devletlerin Dışişleri Bakanlarından oluşuyor. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni Türkiye hangi yıl onayladı? Cevabımız arkadaşlar A seçeneği 1954 yılında onaylamıştır Türkiye. Peki Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını ne zaman tanımıştır? Bireysel başvuru hakkını 1987 yılında tanıdı. Cevabımız D seçeneği olur. 35'ten devam ediyoruz. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne zorunlu yargı yetkisini ne zaman tanıdı? Bu da arkadaşlar 1990 yılında zorunlu yargı yetkisi 1990 yılında tanındı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hangi hakları içermektedir? Kişi ve siyasi hakları içeriyor arkadaşlar. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kişi ve haklarını içeriyor. Avrupa Sosyal Şartı Sözleşmesi hangi hakları içeriyor? Sosyal ve ekonomik haklar olacak. Bu da cevabımız D seçeneği olur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kaç yargıçtan oluşur ve görev süreleri kaç yıldır? 47 yargıçtan oluşur, değil mi? Ve görev süreleri 9 yıldır arkadaşlar. 47 yargıç, görev süreleri ise 9 yıldır. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bölümlerinden biri değildir? Genel kurul vardır. Tek yargıç yine vardır, değil mi? Komite vardır. Daireler yine vardır arkadaşlar. Bunlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bölümleridir. Ancak komisyon bunlar arasında yoktur. Cevabımız E seçeneği olur. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapabilir? Devletler başvurabilir mi? Evet. Kişiler yine başvurabilir. Bireysel başvuruları da alıyor. Kişi grupları da başvurabilir. Yine hükümet dışı kuruluşlar da insan hakları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilir. Cevabımız D seçeneği. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve protokolleri kapsamında güvence altına alınan hakların ihlali gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne iç hukuk yollarının tüketilmesinden itibaren kaç ay içerisinde başvuru yapılmalıdır? Arkadaşlar öncesinde 6 aydı. Bu değiştirilip 4 ay yapıldı. Bilginiz olsun. 4 ay içerisinde iç hukuk yollarının tüketilmesinden itibaren 4 ay içerisinde başvuru yapılır. Cevabımız B seçeneği olur. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hangi yıl yapılan değişikliğiyle gelmiştir arkadaşlar? Genelde buna 2017 olarak karıştırılıyor. Bu 2010 yılında gelmiş arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru 2010 yılında gelmiştir. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurular için gereken durumlardan biri değildir. Kamu gücü tarafından ihlal edilmiş haklar olmalı mı? Evet. Yine haklar Anayasa Avrupa İnsan Hakları kapsamında olmalı mı? Evet. Yani onların protokolleri içerisinde de yer almalı. Anayasada güvence altına alınmış haklar olmalı. Örneğin yaşam hakkı gibi. Hak ihlalini kişi yapmış olacak demiş. Kişi değil, hak ihlalini devlet yapmış olmalı. Yani kamu gücü tarafından ihlal söz konusu olmalı. Cevap D seçeneği. 44'ten devam ediyoruz. Anayasa Mahkemesi bireysel başvurular için iç hukuk yolları tüketildikten itibaren kaç gün içinde başvuru yapılmalıdır? Cevabımız arkadaşlar B seçeneği 30 gün olacak.
Ve son sorumuz, mazereti olanlar mazeretin kalktığı tarihten itibaren kaç gün içerisinde mazeretlerini belgeleyen belgelerle başvuru yapabilir? Bunda ise arkadaşlar 15 gün içerisinde başvuru yapabilir. Evet arkadaşlar, insan hakları hukuku ile ilgili soru çözümlerimiz böyleydi. Ve son bir videomuz kaldı. Uluslararası kuruluşlarla ilgili. Böylelikle vatandaşlık dersini de bitirmiş olacağız. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.